Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, elektrostatiğin ikinci konu anlatım videosuyla karşınızdayım. YouTube topluluk kısmında bir anketimiz var. Lütfen katılın. 9. sınıf bittikten sonra 100 soruda 9. sınıf fiziğini tekrar etmek için bir canlı yayın açalım diyorum. O an şu an bir 56-57 kişi katılmıştı videoya başlamadan önce ve %80 oranında yayına katılırım gibi bir cevap geldi. Yayını büyük ihtimal önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yaparız ve 100 soruyu tekrar tekrar çözerek konu özetleriyle birlikte güzel bir 9. sınıf tekrar yapmış oluruz diye düşünüyorum. Geçen sene çok güzel canlı yayınlar yaptık. Çok verimli geçti. Bu ilk olacak. Tabii ki de geçen sene 2023 tayfanın çoğunluğu şu an 2024 tayfa gibi değil. Çünkü daha yaz ayındayız. Herkes çalışmaya başlamadı. O yüzden ben de birazcık çekiniyorum açıkçası. Ama istediğiniz takdirde kesinlikle canlı yayını yapacağız gençler. Bugün ne anlatacağız? Bugün gerçekten geniş bir konu anlatacağız size. Bugün önce bir elektroskoptan bahsedeceğiz. İletken ve yalıtkanlardan bahsedeceğiz. Yük dağılımlarından bahsedeceğiz. Topraklamadan bahsedeceğiz. Ve kürenin içinden sarkıtılan, içine dokunulan ve dışına dokunulan gibi özel durumlardan bahsedip uzun bir konu anlatımı yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Elektrostatik ile, elektroskop ile. Arkadaşlar öncelikle elektroskop nedir? Bir cismin hangi elektrik cinsiyle yüklü olup olmadığını belirleyen, tayin eden bir alettir. Bazı çok nadir de olsa özel durumları vardır ve yük işaretini de belirler. Ama asıl amacı yükün miktar, yük işareti değil, miktarını belirler. Asıl amacı miktarını belirlemek değil gençler. Asıl amacı yükün işaretli olup olmadığını ve hangi işaretli olup olmadığını belirlemektir. Yani artı yüklüdür belirleriz ama artı 5 artı 6'yı çok nadir belirler. Öncelikle ne ihtimalleri var? Tamamen kapanabilir, göreceğiz. Tamamen kapanıp önce kapanıp sonra açılabilir. Birazcık kapanabilir. Birazcık açılabilir ya da yapraklarında herhangi bir değişiklik olmayabilir. Ama tek bir cisim dokundurarak ya da yaklaştırarak önce açıp sonra kapatmak imkansızdır. Bak bilginiz olsun. Yani elektroskopa tek bir cisim etki ettiğinde dokunma ya da yaklaşmayla önce açılacak sonra kapanacak olmaz arkadaşlar. Tetik anlatalım. Hepsinde her anlattıktan sonra bir geri tekrar yaparız her sayfa geçtiğimizde. Güzelce ezberimizi yaparız ve mantığı oturturuz diye düşünüyorum. Öncelikle yaklaştırılmadan bahsetmek istiyorum. Eğer nötr bir elektroskopa yüklü bir cisim yaklaştırılırsa, artı ya da eksi tek tek referans alacağım. Artı yaklaştırılırsa cisim ile topu zıt işaretli olur. Cisim yapraklar ile aynı işaretli olur ve yapraklar açılır tabii ki de. Unutmayın, yaprakların açılma miktarı, açısı ya da oranı, yani açılma durumu arkadaşlar yük miktarıyla, elektroskopun yük miktarıyla doğru orantılıdır. Yani mesela diyor ki bize alfa beta. Alfa beta'nın iki katı diyor ya da alfa beta'dan büyük diyor. O zaman diyorum ki işaret değil bak. Alfa olan elektroskop beta olan elektroskoptan daha yük miktarı büyük olan bir elektroskoptur. Bilginiz olsun. Eksi yaklaştırırsak nötr'e o zaman topuz artı olacak, yapraklar eksi olacak. Yine de yapraklar arasındaki mesafe artacak. Yani bir nevi açılacak. Nötr'de kapalıyız ya. Ardından ikisi aynı işaretli ise kesinlikle birazcık daha açılır. Başka bir ihtimali yoktur arkadaşlar. Yaklaştırılan cisim ile elektroskop aynı işaretli ise kesinlikle birazcık daha açılır. Zıt işaretli ise 3 durum var. Birazcık kapanabilir, tamamen kapanabilir, önce kapanıp sonra açılabilir. Bunu en son anlatacağım. Çünkü dokundurulmada önemli bir durum var. Arkadaşlar dokundurulmada elektroskop ve çubuk farklı cins ise çubuğun yük miktarı elektroskopunkine eşit ise yapraklar tamamen kapanır. Çubuğun yük miktarı daha büyük ise önce kapanır sonra geri açılır. Çubuğun yük miktarı daha küçük ise o zaman birazcık kapanır. Yaklaştırılmada da aynı durumlar geçerli ama ne dedik? Mesela elektroskopun yükü artı 5 Q olsun. Ben eksi 5 Q'yu dokundurursam tamamen kapanır. Ama ben eksi 6-5 Q'yu yaklaştırırsam tamamen kapanmaz işte. Yaklaştırılmada kapanması için tabii ki de daha fazla yaklaştırman lazım. Yük miktarı daha büyük olması için olması lazım. Özellikle tamamen kapanıp geri açılması için yük miktarının çok 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 daha büyük olması lazım. Ama sayısal soru buradan gelmez. Bilginiz olsun. Eğer aynı işaretliler ise 3 ihtimal var. Eğer çubuğun yani
dokundurduğumun yük miktarı ki işaretleri aynı ya, elektroskopunki ile aynı ise değişiklik olmaz. Dokundurduğum çubuğun daha büyük ise birazcık açılır, daha küçük ise birazcık kapanır. Yani tamamen kapanma ya da kapanıp geri açılma gibi söz konusu durumlar yoktur arkadaşlar. Özdeş iki elektroskop farklı cins yükle yüklü ise tabii ki de burada potansiyeller eşit oluncaya kadar yük alışverişi olacak. Bakın ihtimallere bakıyoruz. Biri birazcık kapanır, öbürü illaki sonunda açılır arkadaşlar. Toplam yük sıfır olacağından ikisi de kapanabilir. Biri kapanırken biri illaki açılır. Yani arkadaşlar burada dokunma ile elektriklenme var ve ne demiştik? Toplam yükü toplam yarı çapa bölüyorduk. Özdeş dediği için zaten o zaman ne diyoruz size? Bu farklı cins ya. Ne diyoruz? Toplam yükü ikiye böldüğünüzde elektroskopların yük miktarlarını görebilirsin. Artı eksi yaprakların açılma miktarını etkilemez. Artı 5 ile eksi 5 eğer farklı iki elektroskop ise açılar aynıdır. Bilginiz olsun. Yani artı 1 eksi 1'den daha açık olmaz gençler. Yük miktarı ile doğru orantılıdır. Evet artık sorularımızı çözebilirim. Ama bir tekrar etmek istiyorum. Nötr ve elektroskoba. Hadi birbirimize konuşarak yapalım. Nötr ve elektroskoba. Yüklü bir cisim yaklaştırılırsa cismin işaretiyle topuzun işareti zıt olur. Cismin işaretiyle yapraklar aynı olur, açılır. Aynı cins bir elektroskoba aynı işaretli bir cisim yaklaştırılırsa kesinlikle açılır. Zıt yaklaştırılırsa duruma göre birazcık kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra geri açılabilir. Tabii ki de bunun için yük miktarı çubuğun yani yaklaştırdığım cismin çok daha büyük olması lazım. Aynı şey dokundurulmada aynı işaretli ise 3 ihtimal var. Çubuk ile elektroskop eşitse işaretleri aynı ya miktarları da eşitse bir şey değişmez. Çubuğunki daha büyükse biraz daha açılır. Çubuğunki daha küçükse biraz daha kapanır. Ama tamamen kapanma yok ve önce kapanıp geri açılma da yok. Eğer zıt işaretli ise eşit derse miktar olarak büyüklük olarak tamamen kapanır. Dokundurduğum cismin yük miktarı daha büyükse kapan geri açılır. Önce kapanır sonra geri açılır. Dokundurduğum yük miktarı daha küçük ise birazcık kapanır. Bu ihtimallerle zaten soru çözdükçe alışacağız gençler. Şekil 1'deki eksi elektroskopun topuzuna K küresi dokundurulduğunda yaprakların açıklığı değişmiyormuş. Demek ki K küresi kesinlikle eksi ve aynı miktarda. Şekil 2'deki eksi yüklü elektroskopun topuzuna L küresi dokundurulduğunda ise kapanıp geri açılıyormuş. Demek ki kesinlikle artı ve daha büyük miktarda. Şekil 3'te M küresini yaklaştırıldığında açılıyorsa kesinlikle aynı işaretlidir. Bunu unutmayın. Eksi artı eksi D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre elektroskopun yaprakları ile ilgili hangileri doğru olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Özdeş ve iletken KL küreleri başlangıçta nötrdür. Artı yüklü çubuk K küresine şekil 1'deki gibi yaklaştırılıyor. K küresi yalıtkan ayağından tutulup şekil 1'deki konumundan alınarak şekil 2'deki nötr elektroskopun topuzuna dokundurulup uzaklaştırıldıktan sonra L küresi yaklaştırılıyormuş. Arkadaşlar burada etkili elektriklenme olduğu için bu eksi bu artı. Şimdi K elektroskopa dokunduğu için elektroskop ne olacak? Eksi olacak. Tamam. Ardından artı yaklaştırıldığı için birazcık kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra geri açılabilir. Birazcık kapanması nedir arkadaşlar? Birazcık kapanması nasıl olabilir? Eğer yük miktarı küçükse L'nin. Tamamen kapanması için yük miktarının büyük olması lazım. Çünkü yaklaştırma bu. Dokundurma değil. Kapanıp geri açılması için, önce kapanıp sonra geri açılması için yük miktarının çok büyük olması lazım. Güzel ders değil mi? E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Yüklü bir elektroskopun topuzuna iletken K küresi dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanıyormuş. Nötr olabilir. Tamam. Neden nötr olabilir? Çünkü mesela K küresi artı 4 olsun. Hayır. Elektroskop artı 4 olsun. K küresi 0. Artı 2 oldu. Bak artı 4'ten artı 2'ye düştü. Özdeş olduğunu varsayıyorum. K küresi elektroskop zıt yüklüdür demiş. Şimdi arkadaşlar. Elektroskop artı 4. K küresi eksi 1. Bak artı 3. Yarıya yani her türlü. Aynı cins de olabilir. Aynı cins de tamamen birazcık kapanması için birazcık. Tabii ki de dokundurduğumun daha küçük olması lazım. Olabilir arkadaşlar. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Elektroskopun yapraklarında hangileri kesinlikle gözlemlenmez diyor. Bakalım. Artı yüklü L elektroskopuna eksi yüklü K iletken küresi yalıtkan sapından tutularak yaklaştırılıyor. Biraz daha açılma imkansız.
biraz kapanabilir. Tamamen kapanıp geri açılabilir. Tamamen kapanabilir ama biraz daha açılması yaklaştırılmada eğer elektroskop yüklü ise cisimde aynı şartla olmalıydı. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şekil 1'de buna göre hangi de doğrudur demiş tabii ki de. Önce soruyu okuyalım. Şekil 1'de elektrik yüklü KVL elektroskoplarının topuzları arasındaki ilk cismi ok yönünde hareket ettirildiğinde iki elektroskopun da yaprakları arasındaki açı artıyor. Demek ki arkadaşlar o zaman K ile X zıt, X ile Y aynı. Örnek vereyim, X artıysa L artı, K eksi. O zaman üçüncü öncülüm doğru. Y cismi ok yönünde gittiğinde M'nin yaprakları arasındaki açı azalıyormuş. Y artıysa, şöyle sileyim burayı, kalemimiz değdi. Y artıysa M Y artıysa M eksi, N'in K artıyorsa N de eksi. İkinci öncülüm doğru. K eksiydi, L artı, zıt. A bu da doğru, E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Son iki soru gençler. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Tabii ki de elektroskopla ilgili son iki soru. Özdeş KVL elektroskoplarının yaprakları açıktır. Anahtar kapatıldığında L elektroskobunun yaprakları önce kapanıyor sonra geri açılıyor. O zaman gençler tabii ki de zıt işaretliler. Mesela K artı 4 olsun, L de eksi 1 olsun. Şimdi burada artı 3 artı 1,5 oluyor. O zaman K'nınki yaprakları birazcık kapanır. Evet. Başlangıçta K'nın yük miktarı L'den fazladır. Evet. Tabii ki de zıttır. Evet. E şıkkı doğru cevabımız. Ya hocam başka türlü olmaz mı? Başka yani 1, 2 ya da 3. öncünün olmadığı durum yok mu? Yok arkadaşlar. Şimdi L'ninki kapanıp geri açılıyorsa K'nın yük miktarı tabii ki de L'den daha fazladır. Zıt işaretli olmaları lazım. Bak direkt 2 ve 3 geldi buradan. Zaten 2, 3 geldi. 1'e de baktığımızda K'nın L'ye yükü gitmesi için, toplam yükün de korunması için K'nın yük miktarı azalacak. Çünkü L'nin yük miktarı artıyor. Nötr bir elektroskoba artı 2 Q'yu yüklü iletken K çubuğu çekir 1'deki gibi yaklaştırıldıktan sonra. O zaman arkadaşlar elektroskop ne olacak? Tamam. K çubuğunun yanına eksi Q ile L çubuğu yaklaştırılıyormuş. Şimdi arkadaşlar artı 2 tabii ki de nötrü açacak. Eksi Q'yu da kapatacak. Ama şimdi zaten eksi Q artı 2 Q'ya göre daha uzaktan etki ediyor. Bir de yük miktarı da küçük. Her türlü birazcık kapanacaktır. Şimdi hocam eksi 2 Q olsa tamamen kapanır mıydı? Hayır. Etki mesafesi K kadar değil. Zaten bu tarz sorularda öyle eksi 3 Q, 4 Q falan veremez. Çünkü çok karmaşık bir yer olur. Her yere çekilir. O yüzden en mantıklı soru bu soru, buna benzer soruydu. Eşit verse de birazcık kapanırdı. Ama L'yi daha büyük miktarda veremez arkadaşlar. Hadi gelin iletkenler ve yalıtkanlarla devam edelim. Arkadaşlar tabii ki de elektrik akımını ileten maddelere iletken, iletemeyen maddelere yalıtkan denir. İletkenlerde yük geçişi 2016 benim sınavına girdiğim sınav sorusuydu. Unutmayın. Serbest elektronlarla olur ve iletken küreler yüklendiklerinde tüm yük kürenin yüzeyine homojen bir şekilde dağılır. Kürenin iç kısmında iletkenlerde elektrik yükü bulunmaz. Tüm katılar iletken midir? Tabii ki dahil. Metaller iyi bir iletkendir. İçerisinde çok az sayıda ya da hiç elektron bulundurmayan maddelere yalıtkan denir. Yükün hareketine izin vermez. O yüzden yük dağılımı bölgeseldir. Yani dokundurulan ya da sürtünen yerde olur ki zaten dokundurmada olmaz, sürtünmede olurdu. Unutmayın. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle bir cisim var. Sadece burası yüklendiyse demek ki bu cisim yalıtkandır. Çünkü iletken olsaydı homojen bir şekilde yayılırdı gençler. Bilginiz olsun. Normal şartlarda gazlar yalıtkandır. Akımı iletmez. 10. sınıf elektrik akımında göreceğiz. Ama ne demiştik? Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta iyonize edilmiş hali plazmadır. Plazmalar çok iyi bir şekilde akımı iletir. Faraday kafesi. Bir bilgi daha vereceğim size gençler. Mesela iletkenlerde sivri uçta daha fazla gözükür arkadaşlar. Yani sivri uçta yük daha fazla birikir. Bunu lütfen yazalım. İletken maddelerde sivri uçta yük daha fazla birikir. İnsan vücudu da mesela biz de aslında iletken bir maddeyiz diyebilirim. Geldik Faraday kafesine. Ben pandemi senesinde mezun oldum üniversiteden. Tezim vardı. 3 ihtimal vardı. 2 ihtimal. Ya Faraday kafesi yapacaktık ya Tesla bobini. Ben Tesla bobini yapmayı çok istedim. Ondan sonra pandemi geldi. Online eğitime geçtik ve hocamız da ödev verdi. Ben de Faraday kafesi ve Tesla bobinin ikisini de ödev olarak, metin olarak yaptım. Deneyini yapmayı çok istemiştim. Tesla bobini bana daha şey gelmişti. Böyle etkileyici gelmişti. Çünkü sarımlar
çok dikkat ve özenle yapılmalıydı. Bu bir üniversite tezi, artık bitirme teziydi ve gerçekten iyi bir iş çıkarmamız lazımdı. Yani öyle oldu bittiye getirmemek için gerçekten tez tabanını kendim tercih etmiştim. Ama yapabilir miydim, yapamaz mıydım bilemem. Ama dediğim gibi pandemi buna izin vermedi. Hatta şöyle bir hayalim vardı. Tez tabanını biliyorsunuz, içerisine ampul sarkıttığında ya da elektrik, yani mesela ampul sarkıttığında ampul yanar. Ama sadece sarkıttığında, hatta güçlü yapayım, sarım sayısını fazla tutayım, manyetik alan sayısı artsın ve gerçekten ampul gece aydınlatması gibi olsun diye düşünmüştüm ama tabii pandemi buna izin vermedi. Faraday kafesi. Öncelikle Faraday kafesini günlük hayatta çok yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kullanıyoruz. Hadi gelin bir tek tek işleyelim. Michael Faraday çok ilginç değil mi? Kendi ismini vermiş yine, soy ismini. Ben de inşallah bir gün Kofoğlu kafesi diye bir şey üretmiş olurum. İletkenlerde bulunan fazla yüklerin iletkenin dış yüzeyine toplandığını gördükten sonra Faraday kafesi olarak adlandırılan yapıyı bilim dünyasına kazandırmıştır. Faraday kafesi metal tellerle ağ şeklinde örülmüş bir yapıdır. Bir Faraday kafesi güçlü elektrik ve manyetik alandan kendi iç kısmını koruyan bir kapalı iletken köpük veya iletkenlerle örülmüş ağ yapıdır. Yani dışarısı iletken, içerisi yalıtkan ve o yüzden elektrik içerisine temas etmiyor. Bunu en mantıklı, en güzel örnek. Yağmurlu havalarda otomobillerde durmak daha bizi korur. Çünkü otomobillerin dış cephesi iletkenlerle yapılmıştır ve Faraday kafesi görür. Uçakların metal gövdesi ya da arkadaşlar tabii ki de yani siber suçlar mı demeliyiz, güçlü korunması gereken Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi gibi yerlerde demeliyiz ya da MIT teşkilat gibi ve tıpta görüntülenme amacı da ama şu dış metal iletken olacak, iç yalıtkan olacak ve telefon kulübesi de denilebilir. Orada mesela şimşekten yıldırımdan bizi koruyacak arkadaşlar. Geldik kürelere. Küreler de çok önemli. Çok apayrı durumları var. Öncelikle arkadaşlar bir küreyi burada tek tek anlatıyoruz değil mi? Tamam. Bir küreyi ya da bir cismi bir iletken kürenin içine dokundurduğumda cismin işareti kürenin dışına gider. Cisim de küre de kürenin içi de nötr olur. Bak cisim de kürenin içi de. Dıştan dokundurduğumda kürenin işareti de cismin işareti de kürenin dışı da aynı işaretli olur. Kürenin içi nötr olur. Yani kürenin içini nötr yapmak için ya içten dokunduracaksın ya dıştan dokunduracaksın. Tamam mıyız? Bu tabii ki de elektroskopla da geçerlidir gençler. Bak içten dokundurdum. Ne oldu? İçerisi nötr oldu. Dışarısı eksi oldu. O zaman buradaki yapraklar arasındaki mesafe azalacak. Buradaki artacak diye de biliriz. Tabii elektroskopların işaretlerini biliyorsak. Aynı şekilde bunlar da durumlardır. Ben tek tek ezberlemenizi istemediğim için geçiyorum. Ama siz durdurup okuyabilirsiniz. Öbür türlü size ezbere dayatmış olurum ve ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Eğer içten sarkıtırsam, sarkıttığım cismin işaretiyle kürenin içi zıt olur. Kürenin dışı aynı işaretli olur. Bak 3 durum var. Sorudan önce göstereyim. 3 tane durum var. İçten sarkıtırsam cismin işareti kürenin içiyle zıt, cismin işareti kürenin dışıyla aynı olur. 1. İçten dokundurursam cisim de kürenin içi de nötr olur. Dışı o cismin işaretini alır. 3. Dıştan dokundurursam cisim de kürenin dışı da aynı olur. İçi kürenin tabii ki de nötr olur. Bilginiz olsun. Elektroskopun yaprakları hangileri doğrudur diyor. Eksikli K küresi, yüksüz ve iletken L küresinin içine şekil 1'deki gibi sarkıtılıyor. Arkadaşlar, içi artı, dışı eksi. Sonra yüksüz nötr M küresi yalıtkan sapından tutularak L küresine dıştan dokunduruluyor. Yani M küresi artık eksi oldu. Eksi bir cisim eksi yüklü elektroskopa dokundurulduğunda eğer M'nin yük miktarı daha büyük ise elektroskoptan birinci öncül. M'nin yük miktarı daha küçük ise ikinci öncül. M'nin yük miktarı eşit ise üçüncü öncül olacaktır. E şıkkı süper bir soru değil mi? Sorumuzun doğru cevabıdır. İçi boş nötr iletken kürenin içine eksi yüklü bir küre dokunduruluyor. Küre nötr oldu. İçi nötr oldu. Cisim nötr oldu. Kürenin içi nötr oldu. Dışı eksi oldu. Ardından artı yüklü bir elektroskop ile dokunduruluyor. Anahtar kapatıldığında kürenin dışı ile elektroskop dokunur. Artı eksiye dokunuyorsa biraz kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra geri açılabilir ama biraz açılamaz. Tek tek yorumlayalım isterseniz. Birinci öncünün doğru olması için
Cismin yük miktarı küçük olması lazım. İkinci öncül olamaz. Üçüncü öncülün doğru olması için eşit olması lazım. Dördüncü öncülün doğru olması için cismin yük miktarını çok çok daha büyük, yani biraz dokunma yapı birazcık da olsa büyük olması lazım arkadaşlar. Faraday kafesiyle yapılan deneyle ilgili. Elektrik yükleri kürenin dış yüzeyine yayılır, içi korunaklıdır. Kafes içinde elektrik alanı sıfır olduğundan içindeki canlıları elektrik yüklerinin olumsuz etkilerinden korur. Evet, yıldırım düşmesi, şimşek çarpması gibi. Yıldırım düşme ihtimalinin olduğu ortamda otomobilin içi Faraday kafesi görevi gördüğünden otomobilin içinde olmak daha güvenlidir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekilde iletken ve yalıtkan cisimler verilmiştir. Bu cisimler sürtünmeyle elektrikleniyor. Hangisi yanlıştır diyor. Küredeki yük homojen olarak dış yüzeye dağılır. Çünkü iletkendir. İletkenlerde yük dağılımı homojen olur. İletken cismin K ve L noktaları aynı cins yükle yüklenir. Tabii ki de. Hocam ya sivri uçta daha fazla dememiş miydiniz? Canım benim. Sivri uçta yük miktarı daha fazla. İşaret değişmez ki. Yalıtkan balonun M ve N noktaları farklı cins yüklenebilir diyor. Bir soru işareti bıraktım. İletken cismin K ve L noktalarında birim alanda bulunan yük miktarları eşit olur demiş. Hayır. Sivri uçta daha fazla olur dedik. M noktası yüklüyken N noktası nötr olabilir. Neden? Çünkü yalıtkanlarda sürtünen yer yüklenir. Homojen dağılım yoktur. O zaman sorumuzun doğru cevabı, bak yanlış demişimiz dememiz lazımdı. D şıkkı olacaktır. 3 soru sonra sona, yani topraklamaya geçiyoruz. Topraklamayı anlatmayı çok seviyorum. Çünkü tek bir mantığı var ama önce bir soruları çözelim gençler. İletken KL ve M küreleri şekilde belirtilen elektrik yüklerini taşımaktadır. K küresi yalıtkan ipinden tutularak M küresine dıştan dokunduruluyor. Tamam. L küresi ise içten dokundurulup çekiliyor. Öncelikle içten dokunuyor mu L küresi? O zaman L nötr olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar. K ile M'ye bakalım. Artı 2, eksi 10, eksi 8 küp. 4 R'ye böldüm, eksi 2. K eksi 2'de kalacak. Cevap geldi. M ise ne olacak? Eksi 6 olacak. Eksi 2, eksi 6. Yani elektrik yük korunumundan dolayı. Sonra L ile birleştirdiğimde eksi 3 Q bölü 5 R mi olur? Ama şimdi L nötr olacak ya. O zaman hepsini M alacaktır. L nötr olacağı için B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir Faraday kafesimiz daha var. Elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletken tel ile ağ biçiminde örülmüş bir yapıdır. Kafes içinde kalan bölgeyi dışarıdaki manyetik ve elektrik alandan korumamız. Kafes içindeki elektrik ve manyetik alanın dışa çıkmasını önlemek. Hayır, içerisinde yok arkadaşlar. Yani elektrik alan yok. Uçaklarda şimşek çarpması ve yıldırım düşmesindeki zararları önlemek. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre elektroskopun yapraklarında hangi durum gözlenir diyor. Şekildeki iletken silindiri ve elektroskopun yükleri eksi Q'dür. Artı 2 yüklü deney küreceği yalıtkan sapından tutularak önce iletken silindirin iç kısmını. O zaman arkadaşlar artık burası nötr olmayacak mı içine dokunduğu için? Sonra elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Tabii ki de elektroskopun yaprakları artık şimdi ne olacak? Eksi Q yük miktarını birazcık küreye verecek ve yapraklar birazcık kapanacak. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Geldi topraklamaya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir tane soruda gördüm, ben eklemedim. Kafanız karışmasın diyor ama çok güzel, hoşuma gitti. Topraklama şu prizin üst ve alt taraflarında olur, bilginiz olsun. Ek bilgi genel kültür olarak vereyim. Topraklamanın tek bir mantığı vardır. Nötrlemek. Nötrlemek. Hocam ben artı yüklü küreyi toprağa bağladım. Topraktan küreye elektron gelir, nötrlersin. Eksiği bağladım. Eksiden, küreden toprağa elektron gider, nötrlersin. Topraklama nötrlemektir. Yani o cisim, toprağa bağlanan cisim nötrlenene kadar elektron alışverişi olur. Unutma, proton hareket etmez. Artıysan topraktan eksi alırsın, eksiysen toprağa eksi verirsin, elektron verirsin. Ki biz de bu yüzden bazen diyoruz ya, üzerimizdeki o ölü toprağı, yani siniri atın, stresi atın diyoruz. Nasıl diyoruz bunu? Toprakta yürüyün, yalın ayak yürüyün diye arkadaşlar. Çünkü unutmayın, insan vücudu iyi bir iletkendir, bilginiz olsun. Bir de elektriklenmesinden bahsedelim. Mesela bakın, artı yüklü bir cisim küreye etki haline getiriyor. Yaklaştığı taraf eksi, öbür taraf artı. Ardından ben burayı toprağa bağlarsam arkadaşlar, bak bu taraf artı, taraf nötr olacaktır. Artık ben küreyi uzaklaştırdığımda tabii ki de eksiler homojen bir şekilde yayılacaktır. Unutmayın, iletkenlerde yük dağılımı homojen olur. Bu
Bu diğer şeyler için de geçerlidir. Tam tersi için de geçerlidir gençler bu. Yani burada bir onu bir bunu anlatmış. Artı eksi eksi artı anlatmış. Topraklama nerelerde vardır mesela? Bu zararlı demeyeyim de yani. Tehlikeli madde taşıyan tankerlerde ya da uçaklarda bir zincir vardır. Zemine temas eder. Mesela bu arkadaşlar topraklamanın faydalarındandır. Binalar yıldırım düşmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan korunmak için topraklanmalıdır. Elektrik dağıtımından binaya gelen kablolardan biri toprağa bağlanarak yıldırım düşmesinde veya bina içerisindeki herhangi bir yerde elektrik kaçağı durumunda insanların can güvenliğini sağlamış olur dedik ve 1, 2, 3, 4. Başka sorumuz var mı? Yok. Diğer 15 tane soru nerede? Soru çözüm videosunda. Şimdi bakalım doğru yerdeyiz. Evet. Arkadaşlar yaklaştırılıyorsa burası eksi burası artı. Kalemimizi mavi yapalım. Silelim. Yaş dede gibi olduk. Burası eksi burası artı. Burası eksi burası artı. Farkındaysanız topraklama nerede var? Sadece L'nin artı kutbunda var. Toprak bağlantısı kesilip M küresi uzaklaştırılırsa eksi artı eksi nötr. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekil 1'deki ve şekil 2'deki X, Y, Z ve T küreleri iletkendir. X ve T artı Y ve Z eksiymiş. Bakalım. Arkadaşlar dıştan dokunduğu için burası artı. B artı A nötrdür. Tamam. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. B artı A nötr. Farkındaysan artı var. İçerisi eksi dışarısı artı. Ama topraklama dışarıyı nötr yapacağından eksi nötr A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Buna göre hangi şekillerde verilen elektroskopların yaprakları açılır diyor. Bakalım. 1, 2 ve 3 şekillerindeki düzeneklerde elektroskopların yaprakları başlangıçta kapalıdır. Birinci şekilde pozitif yüklü iletken cisim iletken kürenin içine, ikinci şekilde negatif yüklü cisim kürenin dışına dokunduruluyor. Arkadaşlar sonuç olarak ikisinde de kürenin dışı yükleneceği için elektroskoplar da kürenin dışına bağlı olduğu için tabii ki de süpersin yaprakları açılacaktır. Şekil 3'e baktım gençler şimdi. Eksi yaklaşıyor topuz artı olur. Buralar eksi olur. Topraklama nötr yapmayacak mı artıyı? Eksiydin. Tabii ki de yapraklarım açılacaktır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Son sorumuz. Son durumda hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Z artı anahtar kapatıldı. X artı olur. Y'nin burası eksi burası artı olur. Birinci öncülüm doğru. Topraklama Y'nin artı tarafını nötr yapar. O zaman eksi kalır. Doğru. Z'nin yük miktarı azalır mı? Neden azalır Z'nin yük miktarı? Anahtar kapatıldığında Z ile X dokunuyor. X nötr, Z yüklü. Z, X de yüklerini paylaşır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yaklaşık yarım saat olmadı ama 25-30 dakika arası. İnşallah güzel bir ders olmuştur. Yorumlarda sizi görmek istiyorum. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.